Anzö Meadows diye yarısı Fransızca, yarısı İngilizce bir yer vardır. Orada bir köy var. Ve bu köy korunmuş durumda bu. Viking köyü. Viking köyü. Şuraya gitmiş durumda var. Buralarda yani Amerika'nın bugünkü Michigan bölgesinde, Wisconsin bölgelerinde runlar bulundu. Bunların sahte olduğu iddia ediliyor. Yani Vikinglerin yazıları bulundu fakat bunların sahte olduğu. Için. Bir de viking kılıcı bulundu biliyorum ben. Bunların hiçbirine şey yapılmıyor. Ee, ne derler? Güvenilmiyor. Güvenilmiyor. Ama Newfoundland'de vardıkları, Newfoundland'den Labrador'a gittikleri kesin. Çünkü Kızıl Erik, İzlanda'da biraz fazla hır çıkarmış, biraz hırçın bir adam sürüyorlar bunu. Bu da alıyor takımını geliyor Grönland'a bak, şurası Grönland. Grönland'a geliyor orta çağda geliyor bin yıllarında iklim sıcak. Grönland'ın oraları yeşil. O yüzden tarım yapılıyor. Bir de reklam yapmak istiyor. Buraya daha fazla adam gelsin diye. Onun adına yeşil ülke diyor. Onun için şu yeşil ülke burada. Oğlu Leif Erikson buradan hareket ediyor. Buralara geliyor. Bunları keşfediyor. Ha, bu adamlar Viking şeyleriyle dolaşıyorlar. Sandallarıyla dolaşıyorlar. Peki pusula pusula var onlarda? Hayır. Pusulaları yok. Ama güneşi kullanıyor. Ve İzlanda Sparı'nı kullanıyorlar. Bulutlu havada dahi güneşin nerede olduğunu biliyorlar. İzlanda Sparı ne? İzlanda Sparı bir kalsiyum karbonat, bir kalsit kristalidir. Bu ışığı çift kırar. Hı. Işığı çift kırdığı için onu döndürerek ışığın nereden geldiğini görüyorsun. Dolayısıyla hava bulutlu bile olsa Viking kullanabiliyor onu. Hı hı. Ve güneşin nerede olduğunu biliyor. Dolayısıyla... Yolunu buluyor. Yolunu buluyor. Vikingler müthiş denizciler. inanılmaz İnanılmaz adamlar yani. Çok kadar herifler ama müthiş denizciler. İlginç olan mesela Grönland'da eski molarla hiç kaynaşmıyor. Peki Vikingler kültür müdür medeniyet midir? Kültür, kültür medeniyet, medeniyet, medeniyet olamaz abi yani hiç bir şey yaptıkları yok adamların yani. Bunların yaptığı tek şey vur, kır, fethet, birbirine ye, birbirinin sırtını şey yap falan böyle saçma sapan bir sistem. Ama Mahir adam var. Denizi çok iyi biliyor. Şimdi o Vikinglerden bugünkü böyle efendinin İskandinavlara geçmek çok acayip değil mi? Vallahi çok acayip ama işte arkadaşım o kişisel teşebbüs var ya Fatih. Vikingler adam gibi devlet kuramıyorlar. Hepsi kabile. Evet. Gelip İngiltere'yi işgal ediyorlar. Evet. Ama bu kabile hayatı bireycilik veriyor bu adama. Ondan sonra Avrupalılar bunlar yazıyı öğreniyor. Yani kendi runları var bilmem neleri var falan filan ama, ama mesela 13. yüzyılda Snorri Sturluson oturuyor Edda'yı kayda geçiriyor. Şimdi Edda Viking mitolojisi ve karmaşık müthiş bir mitoloji. Edda kayda geçtikten sonra Vikingler arasında tarih başlıyor. Tarih yazmaya başlıyorlar. Tarih yazmaya başladıktan sonra Avrupa'dan fikirler geliyor ufak ufak bilim yapmaya başlıyorlar. O, ne, suolmetinėje tie, o, o...